Afganistan heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik üst düzey heyet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyetle Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bu Ankara'da yeni Afganistan hükümetiyle yapılan ilk temas oldu. Görüşmelerde Afganistan'daki son durumun yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği insani yardımlar, Taliban'ın Kabil Havalimanı'nı işletmesi için teknik destek talebi gibi başlıklar görüşüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklamada bulundu. Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Afganistan'dan uçuşların gerçekleşmesi üzerine beklentilerini Taliban'a anlattıklarını söyledi. Bu görüşmede Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgiler aldık. Ve bu bilgiler aldıktan sonra Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Biz bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimiyle angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Ve şu anda uluslararası toplum taraflı tarafsız herkes zaten bu pozisyonda. Tanıma farklı, angajmana girmek farklı bir şey. Ve bu angajman çerçevesinde özellikle acil ihtiyacı olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan hükümetinin Türkiye'den yardım ve yatırım taleplerinin olduğunu da aktardı. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki hesaplarını, paralarını donduran ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranması gerektiğini söylüyorduk. Havaalanlarının işletilmesi için özellikle düzenli uçuşların başlayabilmesi için güvenlik konusundaki beklentilerimizi, yani sadece bizim değil, tüm uluslararası sivil havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha kendilerine bugün anlattık. Ve kendileri de bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda, yani şu an kalkınma yardımları konusunda, TİKA'nın diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil'e gitmeyi düşünüyoruz demişti.